Ben gidip bu işin aslını bir öğreneceğim. O kadın gelirse sakın içeri almayın. Çiftliğe adımını atmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı kızım, anlaşıldı. Seyyare Hanım, bugün gelen kadın kim olur? Buranın esas sahibi Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi. Ha öyle mi? Ha öyle. Kemal'la evlenince ağası çok kızdı. Onu kovdu bu çiftlikte. O günden belli de geri gelmek ister hep. Peki kovacak mı bizi çiftlikten? Yok canım. O kadar da değil herhalde. Öyle der mi Yasin ha? Biz vallahi kendimizi bildiğimizden beri bu çiftlikteyiz. Allah'ın takdiri. Bu vakitten sonra çiftlikten ayrılmak varsa kaderde elden ne gelir? Aman ağzından yel alsın, Allah korusun. Kaçırdık treni. Allah Allah. Hiç böyle yapmazdı ya. Başına bir şey mi geldi acaba? Yine bir yerde bayılıp kalmasın sakın. Hah. İşte geldiler. Halide neredesin? Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Gayet iyiyim. Ama treni kaçırdık. Affedersin Ekrem. Sana haber verecek zaman bulamadım. Neyse pekala. Öyle olsun. Yarın da bir tren var. Onunla gideriz. Yarın da gidemem. Halide Hanım. Siz gitmekten vaz mı caydınız yoksa? Vazgeçmedi. Öyle değil mi Halide? Ekrem. Çiftliği satın aldım. Evet. Dinç Aslan çiftliği artık bana. İşte bu yüzden gidelim. Serap Hanım buyurun. Müdür Bey, çiftliğin satıldığı doğru mu? Evet Serap Hanım. Açık artırma neticesinde çiftlik bugün satıldı. Kim aldı sorabilir miyim? Halide Şahin. 1.050.000 lira karşılığında çiftlik ona satılmış. Ne? Olamaz. Hayır, çiftliği Halide'ye satamazsınız. Serap Hanım lütfen sakin olun. En yüksek teklifi veren o olmuş. Beni alakadar etmiyor. O kadına çiftliği satamazsınız. Satışı iptal edin, başka birini bulun. Üzgünüm ama bu hususta bir söz hakkınız yok. Ne demek yok? O çiftliği o kadına satmıyorum. Anlamıyorsunuz. Çiftlik zaten sizin değil, bankanın. Bankada usullere uygun olarak çiftliği Halide Şahin'e sattı. Bir yolu olmalı. Bir şeyler yapmalısınız lütfen. Benim yapabileceğim bir şey yok. Hiç hatırım yok mu? Orası benim evim. En büyük düşmanıma çiftliği kendi ellerimle veremem. Üzgünüm. İsterseniz avukatınıza danışın. Bu hususta yapabileceğim bir şey yok. Halide Hanım parayı ödediği takdirde tapu onundur. Yarın sabah 10'da tapu devir işlemleri yapılacak.
Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Biz seninle bir karar vermiştik. Öyle değil mi? Buradan gidecektik. İkrem, bu fırsatı çok uzun zamandır bekliyorum. Abim öldüğünden beri bunun hayaliyle yaşıyorum ben. Lütfen keyfimi kaçırma. Keyfini kaçırmak mı? Halide, sen artık tek başına değilsin. Benim çocuğumu taşıyorsun karnında. O yüzden tek başına karar veremezsin. Bunu aklına iyice sok. Gülizar, gir içeri. Şimdi toplarım ben Halide Hanım. Gir dedim. Duydu işte. Ne yapacağız şimdi? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.